Eğer uzun süredir e-bültenimi takip ediyorsanız bir yazımı hatırlayabilirsiniz. Yazımın ismi Yeni Bir Dağa Tırmanıyorum'du. O yazımda Haddini Aş Kulübü'nü kuracağımı, bunun benim için bir macera olduğunu, bilinmezliklerle dolu olduğunu, beni çok heyecanlandırdığını, biraz da korkuttuğunu anlatmıştım. Haddini Aş Kulübü'nün temelini atan o yazının isim babası Kendi Everest'inize Tırmanın isimli kitaptı. İşte bugün o kitabın yazarı Nasuh Mahruki benim konuğum. Tabii Nasuh Mahruki sadece bir yazar değil. O Everest'in zirvesine iki kez çıkmış, iki kez Türk bayrağını orada dalgalandırmış bir insan. O dünyanın en zorlu zirvelerinden sayılan K2'ye tırmanmış bir insan. O 7 zirveler projesini tamamlamış bir insan. O aynı zamanda Kar Leoparı unvanı almış bir insan. Kar Leoparı unvanı nedir? 7 zirveler projesi nedir? Bütün bunları bu podcast'te biraz anlatıyor olacağız. Ama Nasuh Mahruki sadece bir sporcu, bir maceracı değil. O aynı zamanda AKUT'u kuran ve bu muazzam sivil toplum kuruluşu sayesinde depremlerde, felaketlerde onlarca yüzlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile olan, kendisi de bizzat o mücadeleye giren bir kahraman da benim gözümde. Nasuh Mahruki ile ilgili birkaç ipucu daha vereceğim biraz sonra ama müsaade ederseniz önce bugünü mümkün kılan sponsorumuza bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Bizi yavaşlatan ve durağanlaştıran, kendimizi tekrar ettiren şeyleri hayatımızdan uzaklaştırmalı ve kendimizi özgürleştirerek yaşamın sonsuz olasılıklar okyanusuna cesaretle dalmalıyız. Güçlerinin asıl kaynağının kendi içlerinde olduğunu anlayan insanlar, dışarıdan daha az şeye ihtiyaç duyarak yaşamda büyük şeyler başarabilirler. Bu güç yaşama karşı ne denli tutkulu olduğumuza bağlıdır. Eğer tatmin etmeniz, bir şeyler ispat etmeniz gereken şey kendi ruhunuzsa işiniz çok zor. Çünkü kendinizi kandıramazsınız. Mutlu olmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Buna kendi hayatımız da dahildir. Hedefimizle aramızdaki mesafeyi azaltabilmek için değişim ve gelişimimizi düzenli olarak takip edebilmeliyiz. Bu güzel sözler Nasuh Mahruki'nin Kendi Everest'inize Tırmanın isimli kitabından. O gerçekten aslında bir filozof bir yönden de. O aynı zamanda bir seyyah. Nerelere gitmemiş ki? İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sikkim, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa'nın onlarca şehri ülkesi buraları motosikletle gezmiş. Bütün dünyayı, bütün farklı kültürleri anlamaya çalışmış, oralardaki insanlarla hemhal olmuş gerçek bir seyyah. Nasuh bugün liderlik, takım çalışması, kişisel gelişimle ilgili seminerler veren bir konuşmacı. Nasuh çocuklara doğada liderlik kampları düzenleyen bir baba. Ayrıca Nasuh sadece Kendi Everest'inize Tırmanın değil, 7 ayrı kitabın yazarı. Yani Nasuh gerçekten anlat anlat bitmek bilmiyor. Ben daha fazla anlatmayayım. Gelin Nasuh'la röportajımıza bir önce girelim. Hoş geldin Nasuh. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba Bora. Çok teşekkür ederim bize katıldığın için. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü uzun yıllardır takip ettiğim, hayranlıkla izlediğim birisisin. Tekrar Haddini Aş ekibi adına ve bütün üyelerimiz adına teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Benim için zevk. Şimdi ben önce doğrudan doğruya bu yüksek irtifa dağcılığıyla başlamak istiyorum. Dün de tesadüfen Twitter'da yine böyle bir hesaba denk geldim. Biraz moral bozucu fotoğraflarla doluydu. İşte Everest'e tırmanırken ölen insanların hala orada cesetlerinin olduğu, hatta yeni tırmananların oradan yollarını bulduğuna dair. Üstelik de hani biraz inceleyince esas zor yerin Everest değil K2 olduğunu da öğrendim. Dağcılık tarafında galiba daha da zor gözüküyor. Nedir bu yüksek irtifa dağcılığının? Önce gerçekten teknik zorluğunu bir anlatmanı çok rica ediyorum. Çünkü o Twitter'da altta da yorumları gördüm. Niye işte kısa bir yol yapmamışlar? Helikopterle çıkılmıyor mu? Bir sürü soru var. Veya işte bugünkü modern teknolojilerle bunlar hakikaten zor mu diye soruyor insanlar. Bunun zorluğu nedir? Bir bakalım. Sonra neden yapıyorsun'a geleceğiz ama önce zorluğa bakalım. Nasıl? Valla en önceki zorluğu tabii yüksek olması. Adı üstünde yüksek irtifa. Normalde dağcılık dediğim, işte Alplerde doğan kısmı, alpinizm dediğim, sırtında çantayla uyku turumun, işte çadırın, yiyeceğin, içeceğin, yakıtın, gerekli teknik malzemen ve işte yedek kıyafetinle işte birkaç günlük, belki işte 7-8 günlük falan dağlara yaptığın kısıtlı günlerdeki yolculuklar. Bu yüksek irtifa dağcılığı var. Şimdi Alplerde doğduğu için, Alplerde işte 4000 küsurlar yani, 5000 değil yani Alplerin en yüksek noktası. Öyle bir irtifanın dağcılığı ama tabii çok ileri seviyede teknik tırmanıcılar üretmiş bir bölge Alpler. Bir de bunun yüksek irtifa dağcılığı dediğimiz 7000 metre, 8000 metre üstü dağlarda
Özellikle Himalayalarda, Karakorum Dağları'nda ya da işte Asya bölgesindeki dağlarda yapabildiğim yüksek irtifa tırmanışları var. Ben üniversitede bunlara çok tutkuluydum. Çünkü yüksek irtifa dağcılığı Türkiye'de, yani 8 binlik dağlarda hiçbir tırmanış yoktu Türkiye'de. Ben de o boşluğu, o açığı fark edince bu boşluğu ben doldurmak istiyorum o zaman diye böyle 22-23 yaşında iddialı bir hedef koymuştum kendime. Ve çok da zevk aldım. Her anından çok zevk aldım yüksek irtifa dağcılığının. En önemli sıkıntısı tabii yukarıya doğru çıkıldıkça hava basıncı azalıyor. Havanın içindeki oksijenin kısmi basıncı da azalıyor. Dolayısıyla yüksek irtifada düşük oksijen var. Mesela biz anatomik olarak deniz seviyesine uyumlu canlılarız hepimiz. Yani bir atmosfer hava basıncı bizim için en ideal hava basıncı ortamı. Ama yukarıya doğru çıkıldıkça hava basıncı azalıyor. Mesela 5500'de burada soluduğumuzun yarısı kadar oksijen var. 7000 Everest'in zirvesine geldiğinde ise üçte biri kadar oksijen var. Yani alıştığımız ortamın üçte biri kadar oksijen bulunuyor Everest'in zirvesinde. Ama çok ciddi bir fiziksel performans göstermen gerekiyor. Bu tabii metabolizmada bir takım değişikliklere yol açıyor. Kandaki algılar sayısı artıyor. Havadaki oksijeni yakalayabilecek yapı taşları bunlar biliyorsun. Kanın tabii oksijen taşıma kapasitesi artıyor bu şekilde. Aklimatizasyon programı sayesinde. Ama kanın yoğunluğu da artıyor. Dolayısıyla akışkanlığı azalıyor. Ve aşırı soğuklarda da memeli refleksidir biliyorsun. Mesela buz gibi bir suya düştüğünde veya işte donma refleksi, donma duygusuyla karşı karşıya kaldığında vücudun yaptığı şey mümkün olduğu kadar uzun süre, daha uzun süre hayatta kalabilmek için kanı ekstremitelerden çeken, yani eller, ayaklar, bacaklardan, kollardan çeken iç organlara ve beyne toplar ki burası hayati bölge. Daha uzun süre hayatta kalsın diye. Ama bunu yaptığı için de tabii el ve ayak parmaklarında donma riski çok artar gibi. Yani yüksek irtifanın insan anatomisine uygun olmayan koşulları asıl en zorlu olan şeyler. Ve insan vücudu normal şartlarda 5500 metre üzerinde yerleşik yaşam kuramıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 5500'de üstü yerleşik yaşam yok. En yüksek yerler 5200-5300 civarındaki tapınaklar. 7500'ün üzerine de aklimatize olamıyor. Yani 7500 metre üzerine metabolizman uyum sağlayamıyor. Ama orada yine de performans gösterebiliyorsun, geçici. Ve orada geçirdiğin bütün süreçler vücudundan tükeniyor. Vücudun çok aşırı miktarda kalori harcıyor. O kadar kalori alamıyorsun tabii ki. Soluk alıp vermek de büyük bir efor gerektiriyor. Çünkü çok derin nefes alman lazım. Ve nefesini boşaltman lazım. Düşük oksijen olduğu için mümkün olduğu kadar çok havayı ciğerlerine dibine kadar yollamaya çalışıyorsun. Bunun için de karın kaslarının çok güçlü olması lazım. Karın kaslarını da çok kullanıyorsun. Bu tabii hep bir enerji maliyeti var bunların. O yüzden mesela iyi yüksek irtifa dağcılığı yapmak istiyorsan mutlaka karın kaslarının çok güçlü olması lazım. İlkokuldan itibaren öyledir. Ben ilkokulda 4 yıl yüzme ihtisas kulübüne gittim. Babam yüzmeye yazdırdı beni. Çok acayip antrenman yapıyorsun yani yüzme ihtisasla gayet güzel bir şekilde. Böyle bak ben 10 yaşındayım hatırlıyorum. Babam karşısında dururdu. Böyle kasardım karnımı. Bir yumruk patlatırdı karnıma. Ben böyle 3-4 adım geri giderdim. Tekrar gelirdim. Hiçbir şey olmaz yani. Hala da karın kaslarım iyidir. O önemli bir özellik. Yani core dediği vücudun o merkez bölgesinin güçlü olması lazım ki hem işte sırtında taşıdığın onu indirirken bindirirken o beline vücuduna dediğin ekstra sakatlanma riski oksijeni havayı alıp verirken ciğerlerini tam boşaltıp tam doldurabilmen için gereken şey var. Yani core bölgesinin güçlü olması lazım. Yüksek irtifa dağcılığında da bir de tabii çevresel dış faktörler çok daha etkili. Yani şimdi evinden sokağa çıktığında bir yağmur, sert bir rüzgarla karşılaştığında bile hani hemen üstünü başını kapama ihtiyacı duyuyorsun. Bunun bir de 7000'de 8000'de olduğunu düşün. Ve böyle sığınacağın, gireceğin bir yer de yok yani. Açıktasın neticede. Üzerindeki kıyafetinle birlikte. İşte başladığın son kampta bir sonraki kampa veya işte kar mağarası her nereye gidiyorsan oraya ulaşana kadar da devam etmek zorundasın. Veya ulaşamayacaksan bulunduğun yerde bir barınak, bir kar mağarası bir şey hazırlamak zorundasın. Yani doğada tamamen o şartlarda birebir maruz kalarak mücadele ediyorsun. Oksijen az. Çevresel faktörler yükseklik çok fazla olduğu için rüzgar daha şiddetli, soğuk daha soğuk ve onlara maruz kalma süren uzadıkça vücudunun dayanıklılığı da, direnci de, hızı da, oraya uyumu da bundan tabii olumsuz etkileniyor. O yüzden bir diğer avantaj yüksek irtifa dağcılığında hızlı bir dağcı olmak. Çünkü hızlı dağcı olursan son başladığın yerden gitmek istediğin hedefe kadar çok daha süratli gidiyorsun. Daha az maruz kalıyorsun. O yüksek irtifanın işte rüzgarına, soğuğuna, karına, ultraviyolesine,
kuruluğuna, bütün o sıkıntılarına. Dolayısıyla vücudun daha hızlı paralıyor. O yüzden hızlı dağcı olmak büyük avantaj ki ben gerçekten çok hızlı bir dağcıyım yüksek ihtimalle. Hatta işte söylerim profesyonel dağcılık kariyerimde 7000'lerin, 8000'lerin üzerinde beraber tırmandığım insanlar içinde benden daha hızlı 10 tane dağcı yoktu. Bu tabii çok büyük bir avantaj çünkü çok daha hızlı işini bitirip çok daha hızlı geriye dönüyorsun ve diğerlerinden daha az maruz kalıyorsun. O vücudu çok tüketen, hırpalayan koşulları. Dedim ya 7500'ün üzerinde zaten aklimatize olamıyorsun. 7500'ün üzerinde vücudundan tüketiyorsun sürekli. O yüzden ne kadar az kalırsan o koşullara maruz o kadar büyük bir avantaj. Müthiş. Dün okuduklarımdan bir tanesini Kanadalı galiba tırmanıyor Everest'in tepesine, kutlamayı uzatmış orada. Anladığım kadarıyla kısa kutlama yapmak gerekiyor. Kutlamayı uzatıyor. Bir yarım saat civarı kalıyor. Dönüşte uyuyakalmış bir yerde ölmüş hala cesedi. Orada yani o hakikaten her dakika değerli herhalde. Hiçbir şey uzatmamak gerekiyor. Böyle bir zorluğu var. Şeyden de bahsetmiyorsun daha. Yani bir de tırmanmanın kendi zorluğu var. Buzul tırmanışı var belli yerlerde. Düşme kayma var. Onlar ayrı. Yani sen daha ziyade asıl büyük zorluk burada. Alp disiplinin üstüne gelen bu fiziksel ortam, oksijen vesaire diyorsun. Evet çok doğru söyledin. Aslında o çevresel ortam zaten her şeyi zorlaştırıyor. Nefes almak bile zor yani. İşte bir çantanı açacaksın, içinden bir şey çıkartacaksın. O bile bir enerji maliyeti senin için. Bir de bu şartlar altında teknik tırmanış yapman gerekiyor. Yani işte belki kazma krampon kullanıyoruz zaten. Krampon, kazma her zaman kullanıyorsun. Yani hiçbir zaman kaya buz kar mix tırmanış dediğimiz. Kayada da kramponlusun, buzda da kramponlusun, karda da kramponlusun. Hiç çıkartmıyorsun. Tırmanışa başladığın anda kramponun ayağında bitene kadar ayağında yani. Dolayısıyla tabii kayada da o kramponla tırmanabilme, ilerleyebilme becerisine sahip olman lazım. Yok, bunlar sert plastik ayakkabılar biliyorsun. Esnemez, dönmez ayakkabılar. İçinde bir tane termal nesi var, izolasyonu var. Çift katlı ayakkabılar bunlar ama dışı çok serttir yani. Bir de buna krampon takıyorsun ve böyle teknik tırmanışa devam ediyorsun. Tabii hem alışma meselesi hem de o şartlar altında teknik bir tırmanışa yani ip açtığın, işte sabit hatlar döşediğin, işte buzullar, dip buzullar, işte buzul köprüleri, işte buzul çatlakları falan böyle bir sürü şey engel karşına çıkıyor. Ve bunların hepsini güvenli bir hale getirip yoluna devam ediyorsun. Ya yani işte sabit hat kuruyorsun, alüminyum merdiven döşüyorsun, ne bileyim işte başka ne gerekiyorsa onları yapıyorsun ya da doğal bir köprü. Doğal bir köprünün iki tarafına ama bir emniyet unsuru koyuyorsun. Tamam doğal köprüyü kullanıyorsun ama olur çökerse diye bir tane ayrıca hat kuruyorsun. Bunlar tabii çok da ciddi zaman harcamanı gerektiriyor. Rota üzerinde, dağın üzerinde. Mesela bizim KG tırmanışında ileri ana kampla 7300-7400 metre arasında 96 tane istasyon kurduk. Yani 3000-3500 metre ip döşedik. Yani 3 kilometre dağda ip döşüyorsun. Ve bu bayağı ciddi bir zaman alıyor. Ama bu süreçte rotayı hazırlıyorsun. Sen hazırlanıyorsun, aklimatize oluyorsun. Her seferinde malzeme taşıyorsun yukarıya. İşte birinci kamp, ikinci kamp, üçüncü kamp. O malzeme işte yiyeceğin, yakıtın, şuyun, duyun malzeme. Çünkü inçik inçik yapıyorsun ya aklimatize olabilmek için. Yukarıya çıkıyorsun, alçakta uyuyorsun ve giderek yüksekliğini belli bir yere kadar çıkartıyorsun. Bu süreç rotayı hazırladığın, dağı hazırladığın, kendini hazırladığın ve iklimin, mevsimin daha sağlıklı ve zirveye uygun izin verecek güne yaklaşmasını beklediğin ve tamamen aslında asıl zirve denemesi öncesinde dağdaki bütün hazırlıkları bitirdiğim bir süreç bu. Teknik olarak tabii ki çok zahmetli ve yorucu bir süreç bu bir taraftan da fiziksel olarak da. Ama asıl işte bu o rotayı hazırlayıp aklimatizasyonu bitirip son zirve hamlesini tekrar ana kamptan bir seferde işte artık 4-5 günlük bir yolculukla zirve yapacağın sürece hazırlık yapıyorsun. Orada da beklentin uygun hava koşullarını yakalamak. Uygun hava koşulları da zaten meteorolojiyi takip ediyorsun. Geleneksel olarak da genelde hep aynı günlerde. Mesela Everest'te, Himalayalar'da Everest'in zirve günü genellikle 15-25 Mayıs arasındadır. Benim ilk çıkışım 17 Mayıs'ta, ikinci çıkışım 23 Mayıs'ta. Yani bir Haziran olmaz. Kaymaz o kadar. Dolayısıyla o günlerde zaten planını yapıyorsun. Ona göre o kadar zaman önce geliyorsun. İşte rota hazırlıklarını falan ona göre bitiriyorsun. Ona göre yiyecek getiriyorsun falan, yakıt getiriyorsun gibi. Ne Yani kadar bayağı sürüyor bir uçtan zaman uca, alıyor. yani dağın eteklerine vardın işte ilk hazırlık başladı, şey değil, Türkiye'de de hazırlık yapıyorsun tabii, o değil, uçtun buradan işte Himalayalara vardın, tırmanma öncesinden o zirveye varmaya kadar olan süreç aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Belki Everest'te farklı, K2'de farklıdır, Yani tamamını merak ediyorum. 14 tane 800 metreden yüksek dağ var. Yani 800 dağ dediğin 14 tane toplam. Yüzlerce vardır muhtemelen.
Ama 8 günlük 14 tane. Bunların bir kısmı Himalayalarda, bir kısmı Karakorum dağlarında. Bir kısmı 8400, 8500, 8600 ve üstü. Şey, Lhotse, Kanchenjunga, K2, Everest gibi. Diğerleri de böyle 8000, 8200 bandı gibi dağlar. Şimdi 8400, 8500 ve üstü olanlara genelde 1,5-2 ay vakit ayırman gerekiyor. Yani bir Everest, bir K2, bir Kanchenjunga 2 ay falan sürüyor. Ama daha böyle hani 8000, 8200 bandı gibi olanları 4 hafta, 5 haftada da halledebiliyorsun. Çünkü daha kısa olduğu için rotada daha az teknik zorlukla karşı karşıya kalıyorsun. Yani gerçi teknik zorluk yoğunluğu fazla olabilir ama miktar olarak ve karşılaştığın süreç itibariyle daha zor olduğu için daha kolay sabit atlık yaşıyorsun. Daha hızlı bitiriyorsun oradaki işi. Öbürü daha çok zaman alıyor. Öbürüne tabii daha da daha iyi yapması aklimatizasyon yapman gerekiyor. Everest için, bir tarih için. K2'de şöyle rakamlara baktığımda, yanılıyorsam beni düzelt, ölüm oranı 1/3. Yani 3 çıkanın biri ölüyor gibi bir istatistik Öyle. okudum. Yanlışsam beni düzelt lütfen. Everest'te biraz daha iyi galiba. Everest'te herhalde 10'da 1 falan, ama çok ciddi sayıda insan ölüyor. İşte bu demin bahsettiğin sorundan dolayı parmaklarını kaybeden, orada çok kayıplar oluyor galiba. Bir de hani şunu da gördüm. Epey de tek başınasın yani, bir takım tırmanışı bile yapsan. Yukarıda işler karıştığında, sende de bir kere olmuş galiba, bir yerde tek başına kalıyorsun ve işte en son 200 metreyi galiba inemeyip uzun süre orada uyuyakalmışsın ve Allah korumuş diyelim yani, sen eminim önlemlerini almışsındır ama orada uyanamayan çok insan hikayesi var. O yüzden aslında biraz tek başına bir spor galiba. Yani istediğin kadar takım oyunu düşün, yukarıda işler karışınca biraz tek başına ayakta kalma dönem. Çünkü bir sürü hikaye okudum. Hani orada görüyorlar, can çekişiyor. Kurtarmaları lazım ama kurtaramıyorlar. Bırakıyorlar, yanından gidiyorlar. Ne diyorsun bu yönüyle? Nasıl yani, böyle bir tek başınalığın da herhalde çok önemli hale geldi bir yer takım oyunu yanı sıra. Şimdi şöyle, bir kere o ölüm rakamları şöyle. K2'de tabii yüzlerce insan dönüyor. Everest'te binlerce insan dönüyor. Bütün deneyenlerin içerisinde deneyenlerin karşı ölenlerin oranı o 3'e 1. Yani her 3 deneyen kişi için bir kişi hayatını kaybetmiş. İnanılmaz bir Ama rakam. mesela zirveye ulaşanlardaki rakam şöyleydi ben gittiğimde K2'ye. 57 dağcı hayatını kaybetmişti K2'yi denerken tarih içerisinde. Bu 57 dağcının 22'si zirveye vardığı halde zirveden dönerken hayatını kaybetmişti. Yani istatistiği şöyle işte. O zamanlarda 164 kişi vardı K2'ye tırmanmayı başaran. 164 dağcı zirveye ulaşmış. 57 dağcı hayatını kaybetmiş. Yani zirveye ulaşan her 3 dağcı için bir dağcı ölmüştü. Anladım. İstatistik o. Artı zirveye varanlardan her 7,4 dağcıdan biri ölmüştü. Yani 8 dağcıdan biri de geriye dönememişti. Yani bu bayağı ciddi bir Çok istatistik aslında. yüksek ya. Yani. Yani Rus üretiminde 6'da 1'dir o merminin kafana vurma olasılığı. Bir K2 takım, yani bir tırmanış takımı kaç kişiden oluşuyor aşağı yukarı? Takım halde yapıyorsunuz herhalde bu işi, bütün bu faaliyeti. pişir. Ama 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. 3 çok iyi bir rakamdır. Yani 3 ya da 4 gibi rakamlar çok iyidir yani böyle işlerde. Yani dediğinde %50'de, %50 ihtimal takımından biri ölecek o zaman. Yani K2 tırmanışında yani 3 Yok, kişi de bu takım, kadar ama 7-8 bazen kişi de de böyle. öyle oluyor aslında. Çok kötü. Şimdi yüksek irtifadaki bütün bu zorluklar senin çok iyi hazırlık yapmanı, kendi başının içerisinde gerçekten her şart altında bakabilmeni de zorunlu kılıyor. Dağcılık tabii ki takım dinamikleriyle yapılan bir doğa sporu. Ama bireysel kuvvet tabii ki çok önemli burada. Ve mutlaka sinerji yaratıyorsun. Yani her dağcı teknik tırmanışı bilir, işte ne bileyim kaya tırmanışını bilir, buzul tırmanışı bilir, çift kazma krampon kullanır, her tür düğümü atar, her tür ipi kullanabilir filan. Hani her dağcı bunu yapar ama bazıları mesela diğerlerinden daha becerikli. Ne bileyim kaya duvarı geldiğinde adam çok becerikli. O kaya duvarında ekip liderliğini ona verirsin. Bir başka yerde bu sefer bir serak duvarı çıkar, buz duvarı. Çift kazma krampon çıkman gerekir. Hepimiz çıkarız. Ama aramızdan bazıları daha yetenekli ve daha hızlı yapar o işi. Yoksa daha az vakit kaybeder. O etabın lideri olur. Bu sinerjiyle sen 3-4 dağcı bir araya gelirsin. Belki 6-7 kişilik işi yaparsın. Birbirinin boşluğunu tamamlayarak ilerlediğin için. Ama son kertede tabii herkes kendi vücudunu kendi taşıyor yukarıya. Ve neticede ne olursa olsun senin kimseye ihtiyaç duymadan, kimsenin sırtına bindirmeden, kimseye hayatını zorlaştırmadan kendi başın içerisinde tip top bakabilmen lazım. O yüzden sırtında yeteri kadar yiyeceğin olacak, yeteri kadar içeceğin olacak, işte termosun olacak, yeteri kadar yakıtın olacak. İşte bir ekip tırmanış yapıyorsun. Çadırın bir kısmını sen taşıyorsan öbürünü o taşıyor. Dolayısıyla sizin beraberce aynı kamp yerine varacak tempoda olmanız lazım bir taraftan da. Yani dengeli bir ekip oluşturmak en önemli konu. Birbirini kuvvetlendiren ekipler oluşturmak en önemli konu.
Bir de tabii öncesinde yapman gereken o fiziksel, teknik ve psikolojik hazırlığı çok iyi yapmalısın ki daha da karşına bir türlü zorluklar çıktığında ki garanti çıkacak. Hesaplamadığın şeyler de çıkacak. Onlar çıktığında vücut olarak onlara karşı bir zayıflık gösterme ve en azından kendi başın çaresine bakma, çık oradan. Kampa gidene kadar, işte çadıra ulaşana kadar ya da bir buluşma noktasına varana kadar veya hedefe, zirveye varana kadar kimseye muhtaç olmadan kendi başın çaresine bak. Bir diğerleri de kendi gücüyle kendi başın çaresine bakarak oralara gelsin. Ama siz aranızdaki işbirliğiyle normalde tek başınıza asla aşamayacağınız o engelleri ve zorlukları aşıp beraberce zirveye ulaşın. Başında birinin başına bir iş gelirse tabii bütün öncelikler değişir. O yaralanan kişi, kazazede hastalanan kişi her neyse onunla alakalı gerekli ne yapılması gerekiyorsa ona odaklanır. Evet, çoğu Öldüyse zaman. durum değişebilir. Bak, öldüyse durum değişir. Çünkü öldüyse yapacak hiçbir şey yok. Öldü zaten. Yani onu yani yapabileceğin tek şey onu taşımak olabilir aşağı ki o efora da girilmez zaten. Çünkü çok gereksiz bir sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atma riskini ortaya çıkartmak durumunda kalırsın. Düşünsene 90-100 kilo bir dolmuş kas katı bir vücut kütlesi düşün. İnsan tabii ölünce donuyor neticede. Ve tahta gibi bir şey, tabut gibi bir şey oluyor. Yani eğsen eğilmez, büksen bükülmez. Onu öyle taşıman lazım. Hiç kolay bir iş değil tabii o şartlarda. Kendini zor taşıyorsun. Yani O yüzden gece de bırakıyorlar zaten. En azından Everest'te hep öyle gördüm. Bırakıyorlar. Karlar eridikçe de çok acayip sonuçlar ortaya çıkıyor. Neyse, o kadar iç karartıcı yerlere girmeyelim ama nasıl, tabii yani buradan hemen ikinci soruyu tahmin ediyorsun. Yani zorlukları insanlar böyle hissetsinler istedim. Biz işte Everest filmini falan seyrederek biraz anlamaya çalışmıştık bunları. Senin ağzından dinlemek çok güzel gerçekten. oldu. Ve burada aslında tabii şu soru geliyor. Dün Twitter'da da bu işte Everest'teki ölümlerden bahseden hemen altta yorumlar. Neden yapıyorlar bunu? Bu insanlar deli mi? Bu insanlar hayatta tatminsiz mi? Bu insanların inancı mı eksik? Neden böyle bir şey uğraşılıyor? İnsan kendi canını böyle tehlikeye atar mı? Neden sorusu tabii çok ön plana çıkmaya başlıyor. Ve ben bu nedeni hakikaten anlamak istiyorum. Yani evet, biliyorum çocukluğundan beri doğayla çok barışıksın. Hep doğayı sevdin, hep sporu sevdin. Ama Everest'e tırmanmak o karar değil ya. Başka bir karar o. Doğayı sevip kayak yapan, yürüyüş yapanlar da var. Nedeni de bunu ya. Yani sen ve etrafında gördüğün sıkı dağcılar. Çünkü sen K2'yi yaptın, Everest'i yaptın, işte bu yedi zirveyi yaptın. Karla yaparısı değil mi? Rusya'daki galiba 7000 metre üzeri 5 dağa tırmandın. Yani hepsini yaptın. Hatta Everest'i ikinci kez daha yapıyorsun. Biraz daha ilerlemiş bir yaşında. Nedir seni buralara sürükleyen? Oradaki duygu ne, motivasyon ne? Onu çok merak ediyorum. Ya bir kere çok sevdim ben dağları, yüksek dağları özellikle çok sevdim yani. Gerçekten hani insan hobileriyle uğraşırken kendi en iyi haliyle baş başa kalır ya. Bunlar da hobiler neticede. Benim için hobi olarak başladı ama profesyonel kariyere dönüştü. Bir dağlarda özellikle yüksek irtifa dağcılığında bir de uzun motosiklet seyahatlerinde kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Bence en önemli sebebi o. Sonuçta günlük hayatın içerisinde işte iş dünyasında, ne bileyim, günlük koşturmalarda, günlük sorumluluklarda bir sürü böyle hani istemediğin, kendine uygun bulmadığın, ya ne işim var benim burada dediğin durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsun. Ama başka çaren yok. Yani onları da yapmak zorundasın. Yani. Bu devreyi de gitmek zorundasın. Sosyal hayat bunu zorunlu kılıyor bir şekilde. Bazen hoşlanmadığın insanlarla beraber olmak zorunda kalıyorsun. Ne bileyim işte bulunmak istemediğin yerlerde bulunmak zorunda kalıyorsun. Şehir hayatında bu tür insanı strese sokan bir dünya sebep var. Sorumluluk var, zorluk var, kişisel çatışmalar var. İnsan ilişkileri çok aslında bakma çok zordur yani. Hele böyle doğada kendini Dağa tırmanmak bir şey değil diyorsun. Esas soru bu diyorsun. yani doğada sürpriz yoktur çünkü bak benim en çok doğayı sevme sebebim doğada ihanet yoktur, pusu yoktur, tuzak yoktur, sürpriz yoktur. Doğada sadece olasılıklar vardır. Doğa olasılıklarını gerçekleştirir. Ama bunu yaparken sana karşı duygusal bir yaklaşımla yaklaşmaz. Sadece olasılıklarını gerçekleştirir. Sen İyi bir doğa sporcusu olarak, iyi bir gözlemci olarak, yaptığı işi bilen, öğrenen, saygı duyan ve kendine saygı duyan, yaşama saygı duyan birisi olarak doğayı çok yakından tanımaya çalışırsın. Nasıl tanırsın? Sürekli doğaya giderek, çok çeşitli şartlar altında kendini doğada test ederek yani gece, gündüz, yaz, kış, iyi havada, kötü havada, teknik rotada, işte fiziksel olarak yorucu rotada, yüksek irtifada, ne bileyim duvar tırmanışında, şurada burada yani ne kadar çok dağ ve doğayla bu tür iletişime, etkileşime girersen, ne kadar çok bu tür faaliyet yaşarsan o kadar çok kendinle ilgili doğada performansını, farkındalığını geliştirirsin. Kendini, gücünü, haddini, sınırlarını öğrenirsin. Ve o kadar da doğayı da o kadar iyi tanırsın. Dolayısıyla doğada olan biten dediğim gibi sürpriz olmaması en değerli tarafı. Çok enderdir yani öyle şeyler. Yani gözünden kaçacak ya da meteoroloji raporlarının
dikkatinden kaçabilecek bir aksiliğin, bir beklenmedik çok kötü bir şeyin bir anda gelmesi çok olacak iş değil. Gelir elbette ama onun geleceğini sen zaten önceden fark edersin. Yeteri kadar önceden, yani saatler önce veya günler önceden yaptığın bütün o gözlemler, araştırmalar, yurt dışındaki o meteoroloji raporlarından gelen bilgilerle onu fark edersin, önlemini alır ve yoluna devam edersin. Benim kendi açımdan özellikle yüksek irtifa dağcılığı, çünkü gerçekten bütün varlığını ortaya koyman gereken bir şey yüksek irtifa dağcılığı. Yani fiziksel, ruhsal, psikolojik, teknik, ne hayal edebiliyorsan, yani vücudunda ne varsa her şeyini sonuna kadar zorlaman gereken koşullar bunlar. Bu tabii seni hem bir taraftan çok zorluyor ama bir taraftan da çok besliyor. Hani seni öldürmeyen güçlendirir gibi böyle çok klişe bir laf vardır ya. Yani eğer sen o tırmanıştan, o şartlar altından sağ salim kendini kurtarabilirsen, oranı buranı dondurmadan, kaptırmadan, artık daha güçlü bir dağcısın. Artık o şartlarla bile başa çıkmayı becermiş bir dağcısın ve bundan sonrasında kafanda şu duygu var: ben bundan daha fazlasına bile dayanabilirim. Buna da dayandım. Demek ki bundan daha fazlasına da dayanabilirim diyorsun ve hedeflerini ona göre giderek işte zorlaştırıyorsun. Daha teknik, daha işte başka bir tırmanış, başka bir dağ hedefliyorsun. Ve aslında kendini de geliştirmeye devam ediyorsun bu yolculukta. Bunu tabii ne kadar istersen yapıyorsun bunu. Yani ben mesela K2 darbe tırmandıktan sonra çok rahatladım. Üzerimden gerçekten yük kalktı. Çünkü çok, çok istediğim bir tırmanışı, K2 darbe tırmanışını gerçekleştirmek. Şerpasız ve oksijen desteksiz gerçekleştirdim. Türkiye'nin hala en yüksek oksijen desteksiz tırmanıştır. Küçük bir, sıkı bir ekiple yaptık bunu. Dolayısıyla o hani beni çok tatmin etti. Yani hakikaten dağcılıkta ulaşmak istediğim yer benim K2 dağına tırmanabilecek kadar iyi bir dağcı olup olmamaktı. Hep kafamdaki soru. Oksijensiz ve şarpasız tırmanabilecek kadar iyi bir dağcı olmayı da becerdim sonunda. Bu beni müthiş derecede tatmin etti açıkçası. Bir de motivasyon. Dinleyicilerimizden anlamayan varsa şarpa rehberler değil mi? Oraya sizi götüren yerel rehberlere benzi verdim. Rehberden öte dağdaki yardımcılar. Hmm. Rehber için rehberlik de yapıyorlar. Ama asıl malzeme taşıyorlar. Dağdaki bütün o ağır işi, sabit aktif işini, işte kamplara oksijen tüplerini, şunların bunların taşınması işini çoğunluğunu onlar yapıyorlar. Olmasalar zaten, hani böyle güçlü şarpa desteği olmasa bugün Everest'e çıkanların %90'ı çıkamaz. O sayılar biliyorsun çok inanılmaz yüksek Everest'e tırmanışta. İşte 6 binler, 7 binler, belki 8 binlerde. Yani ancak %10'u çıkar o şarpa desteği olmasa. K2'de sen bunu şarpa desteği olmadan her şeyi kendiniz çözdünüz. Bir de oksijen de almadınız. Türkiye'de bunu ilk yapar. Aslında galiba başka Türkiye'de ilk ünvanların da var değil mi? İlk Everest bir kere. Everest'te iki kez çıkan da tek Türksün herhalde. Başka Türk çıktı mı Everest'te onu da bilmiyorum. Tunç çıktı iki kere. Efendim? Tunç iki He, o çıktı. da mı çıktı? Ha, Evet. suç olacak. Muhteşem. Bu o zaman yani şey lafına bayıldım bu arada. İnsan hobisini yaparken kendisi en iyi haliyle karşılaşıyor. Bir o halden hoşlanıyorsun. Dağın kendisini seviyorsun. Dağın sunduğu o saf mücadele, öyle diyelim. Yani arkası bir hindik yok. Seni yenmeye çalışmıyor. Onun kendi bir işleyişi var. Ona adapte olmaya çalışıyorsun. O seni galiba bir alıp götürüyor. Bir de bu performansını bir sonraki seviyeye taşıma, onun tatmini müthiş olsa gerek. Tabii K2'den dönünce belki hani ne yapacağım tekrar sorusu devreye girmiş olabilir. O yüzden şeyi sormak istiyorum burada. Yani bu devamlılığı nasıl sağlayabildin? Çünkü oldukça uzun bir süre bu işte uğraşıyorsun. Ve aslında çok ciddi zirveleri çok erken yaşlarda bitiriyorsun. O devamlılığı nasıl sağladı? Yani senin o momentumunu yüksek tutan şey ne oldu ondan sonrası içinde? Hep aynı duygular mı yoksa başka challenge'lar mı vardı seni iten? Tekrar yapmalıyım, buna da gitmeliyim, şuna da gitmeliyim dedirten. Valla yani ben aslında hep istediğim şeyleri yaptım, yani kendimde de çok barışık bir hayatım oldu. Her seferinde de kendimi de hep sorguladım, düşündüm. Platon diyor ya, düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır diye. Ben hep kendimle konuşup akşam yatağa kafayı koyduğum zaman, yani olayları, yaptıklarımı, işte eksikleri, fazlaları, nasıl daha iyi olabilirdi, ne yapmak lazım, nasıl bir plan yapmak lazım, işte gelecekte ne istiyorum falan gibi. Bunları hep kendi içimde kendimle baş başa kaldığımda sorguladığım, araştırdığım, eşelediğim için sonuçta ne istediğimi, ne istemediğimi gayet iyi biliyorum. Her zaman biliyorum. Mesela K2'ye tırmandıktan sonra da tamam, K2 çok istediğim bir şeydi gerçekten. Harika, o da cepte artık. Onu da kariyerime yazdım. O da özgeçmişimde yerini, hak ettiği yeri buldu. Süper. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapıyorsun? Hep bu soruları kendime sora sora ilerledim. Bir de tabii çok yönlü bir yapım olduğu için tamam, yüksek irtifa dağcılığı, en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Otosiklet seyahatleri öyle. Benim çok sıkı dağcılık ekiplerim de var, arkadaşlarım da var. Çok sıkı motorcu arkadaşlarım da var. Yelkencilik de yapıyorum. Çok sıkı yelkenci arkadaşlarım da var. Fotoğrafta meraklıyım. Profesyonel fotoğrafçıyım. Fotoğrafçı arkadaşlarım var.
Ve böyle düzenli olarak bunlar da işte belki bir dağcı grubuyla bir sene bir şey yapıyorum. Bir sonraki sene motorcu arkadaşlarımla atıyorum Kuzey Hindistan'a gidiyoruz. Bir sonraki sene Fransa'dan bir katamaran getiriyoruz gibi. Yani hep böyle hayatımda bu tür doğa ile, fiziksel performans ile, yolculuk ile ilişkili hem arkadaş gruplarım var hem yaşam hedeflerim var. Ve bunlara da işte gidiyorum. Ne bileyim Afganistan'a fotoğraf projesi için gidiyoruz mesela. Sonra işte Moğolistan'a motosiklet için gidiyoruz. İşte bu sefer yine Fransa'dan başka bir tekne getiriyoruz gibi. İşte ya da 15 sene sonra bir daha Everest'e gidiyorum gibi. Yani hayatımda bu heyecanı, tırnak içinde söylüyorum, macera kelimesini o kadar kullanmayı sevmem ama yani tabii ki bir macera yani. Bunların her biri kendi içinde senin bireysel, kişisel tarihini yazdığın maceralar. Bu tür şeylere hayatımda çok fazla yer verdim. Bunlar da birbirini destekleyen şeyler aslına bakarsan. Yani iyi bir dağcıysan iyi bir mağaracı olmaman için hiçbir sebep yok. Zaten dağcı çok yüksek bir fiziksel kondisyon gerektiriyor. Dağları ve doğayı çok iyi bilmeyi gerektiriyor. Buradaki kabiliyetini pek çok diğer doğa sporunda da kullanabilirsin. Yani ne bileyim işte iyi bir motorcuysan işte iyi bir offroadçu da olabilirsin. Yani o fırsatları kendine verdiğinde oralarda da mutlaka yetkin bir performans gösterebilirsin. Önemli olan insanın yaptığı işten keyif alıyor olması. Ben hep sevdiğim şeyleri, keyif aldığım şeyleri yaptım. Hep bana bir şey katacak, beni geliştirecek. Kişisel gelişimimi, düşünsel gelişimimi, fiziksel gelişimimi teşvik edecek şeyler yapmaya çalıştım ve dünkü Nasuh Mahruki'den daha ileri bir Nasuh Mahruki oluşturmaya çalıştım sürekli. Yani her günüm bir öncekinden daha iyi olsun. Her gün aslında yaşım ilerledikçe tabii yaşın, fiziksel durumun, zihinsel durumun bir sürü şey de değişiyor. Ve bu tür işler genelde erken yaşlarda yapmak daha kolay, daha bana göre daha kolay geldi. Erken yaşların şöyle bir riski var. Yeteri kadar tecrübeli olmadığın için kritik süreçlerde doğru karar verme riskin azalabilir. Tecrübe edinilen şey ancak birikimle oluyor. Kilometreyle oluyor. İş kilometre işi. Dolayısıyla çok sık daha gitmen lazım. Çok sık uzun motor yolculukları yapman lazım. Yani yaptığın işi tanıyor olman, kendini tanıyor olman, hedefi, araziyi tanıyor olman lazım. Bu da dediğim gibi tecrübe, birikim, kilometre işi. Ama ben de tabii çok fazla bu işlere vakit ayırdığım için o tecrübeyi çok hızlı bir süreç içerisinde biriktirmeyi de becerdim. Yani 24 yaşında üniversiteyi bitirir bitirmez Tanrı Dağı ile Türkiye'nin en kutsal dağı Tanrı Dağı Kantengi ile ilk yüksek irtifa tırmanışımı gerçekleştirdim. 20-10 metre. 32 yaşında 8 sene sonra 8 yıl içerisinde de bu işin son noktası kabul edilebilecek K2 Dağı'na işte oksijensiz ve şarpansız tırmanabildim. 8 yıl içerisinde. O 8 yılımın geriye dönüp baktığımda 8 yılımın tam 2 yılını 2 çarpı 365 gününü uyku turnuğunda geçirmişim. Dağlarda, çadırda, bazen de kar mağarasına geçirmişim. Bir yılını yani 365 günden fazlasını 4000 metre irtifanın üzerinde geçirmişim. Yani İnanılmaz. dağcılar bu kadar çok vakit ayırdığım için bu kadar çok şeyi bu kadar kısa sürede yapabildim. Aynı şekilde motosiklete de çok vakit ayırdım. Yani seyahatte de ben 28 yaşında 7 kıtayı da görmüştüm. Bugün 100 ülkeyi falan gördüm neredeyse yani. 100 civarında ülke gördüm. Bir de gördüğün Seyahat. ülkeler öyle işte Fransa, İspanya değil, Moğolistanlar vesaire, yani onda belirtmekte de fayda var. Gittiğin yerlerde normal herkesin motosiklet atlayıp gideyim ben şuraları bir gezeyim diyeceği yerlerde değil. Orada da kendini zorluyorsun. Şey çok hoşuma gitti tabii, böyle bir arkadaş çevresinin gücünden bahsettin. Çünkü Hep öyle. eminim her seferinde başka birisi bir projeyle geliyor. Birbirinizi destekliyorsunuz. O da doğru arkadaş çevresi inşası herhalde çok kritik diye düşünüyorum. Çok doğru bir şey söyledin. Özellikle bu benim dağ ve doğa sporlarına başladığım 90'lar döneminde yani 88'de başladım. Tam 90'larda Türkiye'de zaten bu sporlara ilgi çok ciddi bir şekilde arttı. Ben de tam o kuşağın içindeyim. Ama bizden önce bu tür sporlarla uğraşan ekipler, gruplar vardı. Mesela Türkiye Dağcı Federasyonu'nun kuruluşu 1966. Bana da dağcılık eğitimini verenler Anadolu Dağcılar Birliği'nin dağcılarıydı. İlk dağcılık eğitimi. Mağaracılığı Mağara Araştırma Derneği verdi. Aleti dalışı, Otis 6 topluluğu rahmetli Gökhan Türe'den aldım. Çubuk Askeri Doğa Güçlük Kurulu'ndan aldım. Yamaç Paraşütü'nü Boğaziçi Parapan Kulübü'nden öğrendim. Yani bunlar benden 3-5 sene, 10 sene önceki jenerasyonlar çok yetkin, çok eğitimli, çok entelektüel, yaptıkları spora büyük saygı duyan, birbirlerine saygı duyan, gerçekten işte doktorlar vardı mesela mağaracılarda acayip doktor vardı yani tıpçılar çok yoğunluklarıydı. İşte aleti dalışta yine öyle çok teknik olarak becerikli insanlar vardı. Hepsinde böyle çok kendini geliştirmiş, yetiştirmiş gruplar. Aralarında müthiş bir takım çalışması, müthiş bir saygı, anlayış, özveri, birlikte iş yapmanın getirdiği ve böyle riskli ve tehlikeli bir doğa sporu iş yapıyorlar. Üstelik o 90'lar
Türkiye'de birçok yerin daha yeni keşfedildiği, mağaraların Evet. yeni keşfedildiği zamanlar, daha rotaların yeni çıkıldığı zamanlar. Dolayısıyla bir sürü yeni şey de var yani. O mücadeleyi de göze alan hem akıllı, hem eğitimli, hem donanımlı insanlardı bunlar. Ve ben de tam bunların içine düştüm. Daha Evet. 20 yaşında taze palice bir delikanlıyken, İstanbul'dan çıkmış birisiyken bu abilerin, ablaların arasında düştüm ve hem daha ve sporlara bakış açım da değişti. Müzik dinleme zevkimden, kitap okumaya, işte edebiyata, şiire, felsefeye yaklaşımlarım bile yeniden bir harmanlandı. Yeniden böyle bir entelektüel olarak da çok beslendim bir taraftan da. Dolayısıyla hani o birbirimizi biz hep yukarı çekerdik. Şimdi çok iyi hatırlıyorum o 20, 21, 22, 23, 24 yaşındaki üniversite dönemindeki federasyonun kampları olsun ya da 36 toplu. Onlara böyle mavi otobüsleri vardı biliyorsun. Tabii. Ben o mavi otobüslerle o kadar çok faaliyete gittim ki ODTÜ'lülerle. İşte mağarada dışına da gittik, mağaraya da gittik, normal alet dalışına da gittik, batık dalışına gittik. Bir sürü yere gittik. Yani hep ilişkilerimiz de hep çok iyiydi tabii ki. Ama hep birbirimizi yukarı çekerdik. Yani çok iyi hatırlıyorum. Ben kendimi dağcılıkta ilerleme konusunda kararlıyım ve oradan devam edeyim ama yamaç dalışı da yapıyorum, işte dalış da yapıyorum, hepsini yapıyorum. İşte öbürü dalış konusunda akademik kariyer bir yapma planında. Ama o da işte mağaraya da giriyor, onu da yapıyor, onu da yapıyor. Ama hep biz birbirimizi yukarı çektik. Hep birbirimize iyi geldik. Yani ben ondan motive oldum, o benden motive oldu. Öyle öyle insanlar vardı ortalıkta o dönemlerde. Sonrasında da bu bahsettiğim diğer arkadaş grupları tabii artık şimdi yaşımız büyüdü. Artık para da kazanıyoruz yani imkanlarımız da gelişti. Artık hani bir tekne getirebiliyorsun. Ne bileyim kendi cebinden parayı bir ta Afganistanlara gidebiliyorsun, Moğolistan'a gidebiliyorsun. Şimdi işte orada artık hani sponsor kovalamak da konusu da değişti. Yani o da artık öyle o kadar ihtiyaç olmaktan çıktı. Ama bu sefer yaşı daha büyük olan ama daha nitelikli, hayatta daha çok böyle hani zaten kariyerinde bir şeyler başarmış ve bu alanlarda da kendi hobilerini hala sürdüren insanlarla devam ettim. Yani hep etrafımda aslına bakarsan bana çok iyi gelen, benim de onlara iyi geldiğim insanlar oldu. Büyük İzleyeceğimize avantaj. temel mesaj, sizi yükselten, kendini yükseltmeye çalışan, sizi de yükseltecek insanlarla arkadaşlık edin. Hem hoş vakit geçirin, zevkleriniz gelişsin. Çok doğru. Ya nasıl galiba bu dağlarda geçirdiğin uzun zaman, yani 2 yıla yakın uyku tulumunda, 1 yıla yakın da 4000 metrenin üzerinde epey de kitap okumuşsun. Çünkü Pınar'ın Evet. bana söylediği şuydu. Ya dedi ben işte karşıdan bir maceracı, hani tam bir sporcu arıyordum. Oysa aslında bir filozof buldum. Doğa filozofu demiş sana, böyle yazısında da öyle betimlemiş. Ben de hakikaten Evet. onun yazısını okurken mesela daha evvel duymadığım bir takım felsefecilerden senin kitaplarındaki alıntıları okudum. Erasmus'un bu şeyine çok bayıldım. Festina lente, doğru okuyorsam. Acele Ağır et. ağır acele ediyorum. Ağır ağır acele ediyorum galiba çok benimsemişsin. Önce onu bir duymak istiyorum. Ne demek o? Onu niye sevdin o felsefeyi? Bir de bu okumanın, çok okumuşsun diye biliyorum. Yani onu biraz açarsın belki. Özellikle de felsefe okumuşsun galiba. Bu ne kattı hayatına? Yani bu bir yan ürün mü olduğu, biraz da onu anlatırsan süper sevinirim. Valla şimdi liseden çıkınca üniversite tabii çok bambaşka bir dünya. Yani üniversite olağanüstü kıymetli bir şey. Şimdi bizim de çocuklarımızın üniversite hayatını heyecanla bekliyorum. Yani bana o kadar iyi geldi ki üniversite hayatı ve Ankara açıkçası. İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya gitmek ve o bahsettiğim nitelikli grupların, derneklerin, toplulukların içerisine girmek ve daha da doğa kendini geliştirmek. Bir taraftan da tabii yine gençsin ve sorguluyorsun sonuçta hayatı. Her şeyi sorguluyorsun. Ya o niye öyle, bu niye böyle? İnsan düşüncesinin gelişimleri nasıl olmuş? Biz niye buna inanıyoruz? Niye onlar ona inanıyor? Niye işte farklar var filan diye bunları sorguluyorsun. Bir de tabii dağ ve doğaya çok çıktıkça, kendi ülkenin içerisinde de çok seyahat ettikçe, bir köye gidiyorsun, kasabaya gidiyorsun, doğuya gidiyorsun, batıya gidiyorsun, Akdeniz'e gidiyorsun, Karadeniz'e gidiyorsun. Farklı. Herkes farklı. Birbirine benziyor ama farklı. Dolayısıyla kültürel farklılıkların aslında coğrafyadan kaynaklandığını anlıyorsun. Hele bir de dünya seyahatini başladığın zaman böyle farklı ülkeler, farklı coğrafyalar, farklı kıtalara gittiğin zaman tamamen olayın coğrafya ve iklim olduğunu anlıyorsun. Yani eğer ben senden farklıysam senin doğduğun yer benden farklı olduğu için farklı. Aynı yerde doğsak çok birbirimize benzer olurdu. Ama sen Afrika'da doğmuşsun, ben Asya'da doğmuşum. Ondan farklıyız. Coğrafyanın önemini anlıyorsun bir kere. Dolayısıyla aslında doğanın, dünyanın, gezegenin, o bir hepimizin ana kucağı, ana vatanı olan dünyanın değerini daha farklı bir şekilde kavruyorsun. Bu coğrafyanın gücünü ve iklimin gücünü anladığında. Aramızdaki farklılık sadece görüntüde farklılık. Sebebi de zorunluluk. İşte oradaki güneşin, oradaki sıcaklığın, oradaki soğuğun, buradaki karın, oradaki yüksekliğin, buradaki çölün, buradaki işte tropik iklimin yarattığı zorunluluk sebebi de. Bu tabii bir taraftan da bunlar benim hayatımda tabii çok iç içe geçmiş bir şekilde yıllar içerisinde böyle beraberce harmanlana yuvarlana devam etti.
Mesela ilk üniversitede metafizikle de çok ilgilendim. Düşün, 20-21 yaşındasın. Böyle gizemli konular acayip seni çekiyor bir taraftan da. Zaten gözü kara bir adamım. Zaten hani bu tür fiziksel olarak bu tür işlere çok rahatlıkla girebiliyorum. Düşünsel olarak da o taraflarda kendine yeni böyle meydan okumalar seçiyorsun. Öğrenmek istiyorsun. Ya burada bir gizem var. Öyle geliyor. Değil tabii. Hepsini çıkarttım hayatımdan. Ama var zannediyorsun. Yani Gurdjieff'ler, Madame Blavatsky'ler, işte Krishnamurti'ler falan böyle bir sürü o tarafta da bir sürü kitaplar okudum zamanında. Ve çok etkilendim. Çok da hoşuma gitti. Ama sonradan özellikle doğayla, bilimle, işte matematikle, fizikle, felsefeyle ilgili bakış açımı da daha da geliştirdikçe metafiziğe o kadar da ihtiyaç olmadığını kavradım. Yani bugün fizik ve matematikle cevabını veremediğin hiçbir soru yok. Şu anda veremiyorsak şayet bilmediğimiz için veremiyor. Yarın vereceğiz ama. Biz vermesek başkası verecek. O yüzden hani onun altında böyle çok spiritüel bir şeyler aramanın, onun altında bir gizem araştırmanın, ne bileyim öbürünün işte bir başka türlü bir böyle mistik bir şey bulmanın gereği yok. Bu belki insana cazip geliyor. O hani sır perdesinin arkasındaki bilinmeyeni, gizemi bulmak, keşfetmek cazip. Bana da çok cazip geldi. Bir sürü evde böyle kitaplarım da var İngilizce. O zamanlar Türkçe kaynak da nispeten de az. Var ama felsefe bana daha etkileyici geldi. Orhan Ançerlioğlu'nun mesela Düşünce Tarihi kitabını 2 kere okudum. Muhteşem. Olağanüstü bir kitaptır. Yani bütün her şeyini değiştirdi. Yani bu dağlar ve doğa bana muazzam şey kattı, doğa sporları. Ama Orhan Ançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi kitabı da benim bütün düşünce yapımı çok derli toplu bir şekilde, yani insan düşüncesinin ta en ilkel çağlardan, bu daha hani avcı toplayıcı zamanlardan nasıl o hem kültürle birlikte, coğrafyayla birlikte, yerleşim yerleriyle, köyler, kasabalarla birlikte nasıl değiştiğini, evrildiğini, bugünlere kadar işte artık uzay çağı, yani buralara kadar nasıl geldiğini çok daha net kavramamı da sağladı bir tarafta. Bu farkındalıklar neticede senin hayatla, doğayla, dünyayla, kendinle, çevrenle, ailenle, dostlarınla, işte ülkenle kurduğun ilişkileri de daha sağlıklı hale getiriyor. Her şeyi yerine daha doğru oturtuyorsun. Nispeten tabii kendine göre yani. Öyle zannediyorsun en azından. Hoşgörün de artıyor herhalde. İlişki kurma becerin de artıyor. Zaten biraz sonra biraz akuta geliriz. Çünkü bütün bu becerileri sadece bir doğayla mücadele, kendini geliştirme, İşte kendi ispatlama değil, bir yandan da insan hayatı kurtarmaya başlıyorsun. Orada bir organizasyon kuruyorsun. Ona biraz sonra gelmek istiyorum. Ama oraya gitmeden çok büyük hedefler koymuşsun nasıl kendi. Yani ben de işte aynı dönem aşağı yukarı sen Bilkent'teyken ben de ODTÜ'deydim. O da mavi otobüslerde ben de Kuzey disiplini kayak yapıyordum. Belki denk bile gelmişizdir beraber o dağcılık kulübüne. Ama ben mesela yani oradan kendime öyle hedefler koyup heyecanlanıp yürümedim. Sen yürümüşsün. Bambaşka bir yere doğru yönlenmişsin. Ve bu büyük hedefleri hep başarmışsın. Şimdi burada iki şeyi birden sormak istiyorum. Bir, büyük hedef nasıl konuyor? Yani insan nasıl olup da bu kadar büyük hedefler koyar? Dağa tırmanma hedefi, dünyayı motosikletle gezme hedefi, mağaranın dibine inme hedefi, depremde insanları kurtarmak için özel bir takımla bir müdahale hedefi. Yani hep büyük hedeflerin peşindesin. Hala da bitmemiş, onu görüyorum. İnsanlara büyük hedef koymaları için ne tavsiye edersin? Daha da önemlisi belki ama büyük hedefi bir şekilde koyuyoruz da sonraki o gücü arkasındaki o uzun vadeli desteği pek koyamıyoruz. Bir momentum oluyor, sonra harekette zorlanıyoruz. Ben sana geçen toplantıda söylemedim. Haddini Aşıp kurarken ben senin kitabına çok etkilenmiştim. Açıkçası kitabın tamamını okumamıştım fakat ismi benim çok ilgimi çekmişti. Kendi Everest'e tırman diye. Haddini Aşıp Kulübü'nün ilk yazısı da kendi dağıma tırmanmaya başlıyorum. Yeni bir dağa tırmanmaya başlıyorumdur bu arada. Oradan esinlenmiştim ama benim bu dağ tırmanış mesela haddini aştaki büyütme hızım senin bu yaptıklarınla kıyaslanmaz. Bir yerlerde enerjim düşüyor, işte hedefimi kaybediyorum, bazen küçük düşündüğümü hissediyorum. Benim tahminim pek çok izleyicimiz de aynı durumdadır. O yüzden büyük hedef nasıl konur? Daha da önemlisi o büyük hedefin peşini bırakmamak için kendini nasıl motive ediyorsun, nasıl yükseltiyorsun? Biraz bu konuda ipuçları versene bize nasıl? Valla hani Türk gibi başla İngiliz gibi bitir derler ya. Biz dediğim gibi hakikaten bir böyle heyecanla haldır huldur dalıyoruz işe ama arkasını getirmekte biraz zorlanabiliyoruz zaman zaman. Bu büyük ihtimalle hem eğitimle alakalı, hem çevremizde gördüklerimizle alakalı, hem rol modellerle alakalı. Türkiye'de biliyorsun son 20 senedir çok korkunç bir rol model furyası var etrafta. Yani hepsi sahte ve boyalı ve sabun köpüğü gibi başarı öyküleri bunlar. Bugün parlıyor, tamam harika bir yarışma programından ya da bir şeyden. Ama devamı yok. Ve bu insanların da başarıyla ve kendi kişisel varlıklarıyla ilgili kurduğu ilişkiyi de aslında tehlikeye atıyor.
Çünkü etrafında hep böyle boyalı, renkli ve böyle bir var bir yokmuş gibi patlayan başarı öyküleri görüyor. Sabun köpüğü gibi. Bu sanki doğru gibi zannediyor. Kendi de onun peşine düşüyor. Hani ben de bir gün bir 5 dakika meşhur olayım gibi böyle çok basit ve zayıf bir şeyin peşine düşüyor. Çünkü kültür öyle, etraf öyle. Ve onu bir maharet zannediyor. Halbuki insanlara kendi yetenekleri ve tutkuları çerçevesinde yaşam hedefleri seçerek bunlarda daha kolay başarılı olabileceklerini, daha kolay mutlu olabileceklerini, kendini daha kolay gerçekleştirebileceklerini öğretmek lazım. Ama bunun için eğitim sisteminin o hani çok anlatıyor ya Finlandiya'daki eğitim modeli veya işte Montessori eğitim sistemi falan gibi çok çok ileri çağdaş bir eğitim bakış açıları var artık. Artık okul eğitimi sisteminde herkesi aynı formattan geçirip aynı tornadan çıkartıp aynı soruları sorup aynı şekilde sınava sokmak gibi bir bakış açısı yok. Herkes çünkü farklı. Sen benden farklısın. Bak işte ne dedik? Aynı kuşağın çocuklarıyız biz. Sen ODTÜ'de başka bir yoldayken ben Bilkent'te başka bir yoldaydım. Günün sonunda da başka yerlerdeyiz neticede. Çünkü farklıyız. Sen sensin, ben de benim. Eğitim sisteminin herkesin içindeki, özündeki cevheri ortaya çıkartacak bir model üzerine kurulmuş olması lazım. Hani bu tasavvufta da, Budizm'de de herkesin gerçeği kendi içindedir. En temel felsefe bu. Herkesin gerçeği kendi içindedir. Ne Kendini arar? tanı değil mi? Hangi Her zaman da kendini söylenen en arar? temel cümle bunu beraber. Evet. En temel. Yani Yunan filozoflar 2800 yıl önce Delfi'deki Apollon tapınağının girişine Gnotis Neuton yazmışlar. 2800 yıl. Dünyada daha tek tanrılı panteon yok. 2800 yıl önce. Çok tanrılı panteon olduğu dönemde Yunan filozoflar kendini bilmiyorlar. Yani bu işin başlangıç noktası da bu, son noktası da bu. Çünkü günün sonunda sensin. Sen, yani dağda tırmanan sensin, o kitabı da yazan sensin, o işte sporu da yapan sensin, o motor yolculuğunu da yapan sensin, deneyimleyen sensin. Bu deneyimin ne olduğuna da gene tabii ki en doğru şekilde sen karar verebilirsin. O yüzden kendini tanıyacaksın, yeteneklerinin farkına varacaksın. Hangi alanların seni heyecanlandırdığını, hangi alanların sana hiç sıcak gelmediğini, hangi alanlarda başarılı olma şansın daha yüksek olduğunu, hangi yerinde daha düşük olduğunu ancak deneyimleyerek keşfedebilir ve kavrayabilirsin. Benim en büyük şansım bu dağ ve doğa sporları. Bunlar riskli ve tehlikeli sporlar. Bunlarla uğraşırken tehlikeyi göze alıyorsun. Fiziksel zorluğu, psikolojik zorluğu, teknik mücadeleyi göze alıyorsun. Bunun Doğru. için de tabii kendini yetiştiriyorsun. Antrenman yapıyorsun, çalışıyorsun, bir şey. Mücadele ediyorsun. Yani vücudunu da kuvvetlendiriyorsun. Duygu düşüncelerini de geliştiriyorsun. Teknik bilgi becerini de geliştiriyorsun. Ve bununla uyumlu hedefler seçiyorsun tabii. Sürekli sen yeteneğin geliştikçe hedefin de gelişiyor. Yeteneğini daha çok ilerletebilirsen işte K2'ye oksijensiz bile gidebilecek hale getirebiliyorsun kendini. Ama bu tamamen senin hızın, senin tempon ve senin hayatın. O yüzden sen belirlemelisin yaşamdan ne istediğini, bu işin sonunda nasıl anılmak istendiğini, mezar taşına ne yazılması istediğini, insanların senin hakkında ne düşünmesi istediğini sen karar vereceksin ve bunu var edeceksin ondan sonra da. Yani, Sürecin ilk adımı o zaman kendini tanımak diyorsun. Yani büyük hedefi o zaman daha kolay koyuyorsun. Çünkü büyük hedefi koymak da zor, yakalamak da zor. O kendini tanımadığın veya senin aksine senin değerlerine uymayan bir alanda bunları koyarsan zaten bir yere varmıyor. Ve çoğu insanın sorunu da benim anladığım kadarıyla kendini tanımadığı için böyle evet. kendi güvenle, kendi vereceği, uzun yıllar mücadele edeceği hedeflere doğru yürüyemiyor. Öyle hedefler de koyamıyor. Yanlış mı anlıyorum? Çok doğru söylüyorsun. Yetenek ve tutku. Bak, iki tane parametre. Hiç öyle, üçüncüsü yok. Yetenek, tutku. İki tane. İkisi de senin içinden geliyor. İkisi de senin genetik kombinasyonunla alakalı. Annenden, babandan ve daha gerideki atalarından aldığın genetik mirasla alakalı. Artı çevreyle alakalı. Hani iki tane faktör var ya insanda. Bir, doğuştan gelen, iki çevre etkisiyle kazanılan. Bu ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Bu ikisi sayesinde sen hangi alanlara yetenekli ve tutkulu olduğunu keşfediyorsun, keşfetmelisin. Benim şansım, ben zaten çocukluğumdan itibaren çok atılgan bir karaktere sahiptim. Çocukken böyleydim. Yani ben 25'e daha başlayınca böyle olmadım. Küçüklüğümde de böyleydim. Dut Ama ağaçlarından inmiyormuşsun diye duydum dedikodular geldi. yani kendi küçük maceralarımızı çok zevkle yaşardık. Hep köpeklerimiz vardı. Köpeklerimizi alır buradan işte Armutlu'ya, Rumeli Hisarı'na, Bebek'e, o zamanlar arazi bütün buralar tabii ki inerdik. Orada da bir sürü kendi dediğim gibi maceralarımızı yaşardık. Hep açık alana, doğaya, uzun yollara, seyahatlere böyle keşfetmeye ilgim çoktu zaten. Arkadaşlarımın da öyleydi ama. Yani biz mahalledeki arkadaşlarla bu maceraları gider yaşardık. İşte havalı tüfeğimiz, tabancamız vardı. Sağa sola ateş ederdik onlarla. Böyle kuşa atmazdık yani, öyle bir şeyim yoktu benim. Ama ne bileyim işte hedef koyardık, işte ona ateş ederdik. Sapan yapardık mesela, çok iyi bir sapan da atardım yani.
Neticede o ileride tabii başka bir yere evrildi ama mesela üniversitede dağcılığa başladım. 20 yaşında dağcılığa başladım. İlk defa Hüseyin Gazi Kayalıkları'na götürdüler. İlk teorik eğitimlerin arkasından ilk pratik eğitime. Bir yerde vardı işte çok da zor bir negatif bir geçiş biraz böyle balkon negatif falan garip bir pozisyon. Yani öyle yani oradan girip böyle bir geçmesi zor bir iş. Yani burası şöyle çok özel bir yer falan dediler. İlk defa bak elimi kaya ilk defa değdirdim ve oraya geçtim. O çok zor dedikleri yeri. Yani ilk defa elim kaya değdirme geçtim. Çünkü zaten çok iyi tırmanıyorum. Ağaçlardan şuradan buradan biliyorum. Ne bileyim işte 23 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi ilk defa bir kaya tırmanış deneme yarışı düzenledi. Ertuğrul Melikoğlu ve çok çok güzel bir sistem kurdular gerçekten. Ve Türkiye'nin dört bir tarafından bir sürü iddialı genç geldi. Tanıyorum. Hepsini tanıyorum işte federasyon kamplarından. Ama onlar daha böyle biz işte 7 derece tırmanıyoruz, şöyle tırmanıyoruz, böyle tırmanıyoruz diyen arkadaşlardı. O yarışı açık ara farkla ben kazandım. Yani Anladım. yine 23 yaşındayım. Yavaş yavaş daha orta uçuşlarındayım. Eğitim alıyorum. Avanos'tayız, Kapadokya'dayız. Tepeden, işte 100 metrelik bir tepeden orta uçuşlardayız. İki tane yamaç barışçı geldi. Bir İsviçreli, bir Alman, karı koca. Gencecik insanlar, benden 4-5 yaş büyükler. Onlar da yamaç barışçı yapmaya gelmişler Türkiye'ye. Erciyes'ten, Kaşgar'dan, Erciyes'ten, Hasan uçaklar. Bizi görünce yanımıza geldiler. Tanıştık, hoş sohbet falan derken işte Erciyes'e gideceklerini öğrendim. Ama tabii dağcı değiller, nasıl gidip bilmiyorlar. Ben Erciyes'in kuzey buzunu bile tırmandım. Gayet iyi biliyorum o dönemde. Ben de böyle hani hemen kulaklarda ki ya ben bunlarla gideyim. Dağcılık işini ben halledeyim. Onlar da yavaş yavaş işini halletsin. Yapalım şu uçuşu. Olur mu acaba diye de böyle sorguluyorum kendi içimde. Ama bak orada kaç kişiyiz? 10 kişiyiz belki eğitim alıyoruz. Bir tek ben bunu istiyorum yani. Ya hiçbirinin öyle bir niyeti zaten yok. Eğitmen Tunç Elmasoğlu, o da beni gayet iyi görüyor, tanıyor. Ama gayretkeş bir adamsın zaten yani. Yani sen bu işin altından kalkabilirsin gerçekten. Hani buraya kadar çok hızlı ilerledin. Bütün o Helmut'la Trix'li çocuklar. Helmut çok iyi para parçı. Bütün kararları Helmut verecek. Sen sadece onun dediğini yapacaksın. Bu işi yapabilirsin dedi. Yani bana cesaret verdi. Yani diyor ya biz birbirimizi yukarı çekerdik diye. Düşün daha ben 100 metre orta uçuşlardayım. Gittim Türkiye'nin en yüksek yamaç barış uçuşunu yaptım Erciyes'ten. O yabancılarla birlikte. Yani zaten ben yeteneklerimi ve atılganlığımı biliyorum. Dolayısıyla 8 bin, Türkiye'de ilk 8 bin tırmanış yapan dağcı olacağım hedefini 22-23 yaşına koyduğumda zaten bunun altından kalkabileceğime inanarak koymuştum. Ha, bilmediğim bir tek şey vardı. Yüksek irtifada ilk başta konuştuk ya düşük hava basıncı ve düşük oksijen miktarı var. Bu tabii işte Everest'in zirvesi de buradaki 1/3 kadar var. Şimdi buna vücudumun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu gidip o koşulda kendini test edeceksin. Büyük olasılıkla sorun çıkmaz. Yani özel bir vücudunda yüksek irtifaya karşı bir tolerans problemi yoksa düşük oksijenli ortama karşı büyük ihtimalle çıkmaz. Yani çoğu insan adapte olabilir o gerekli aklimatizasyon programına uyduğu takdirde. Özellikle senin gibi koru güçlü bir insanda tabii daha az sorun çıkma ihtimali var Yani yani %100. bir de üstüne üstlük işte o yüzme ihtisas kulübündeki 4 yıllık yüzmeden kaynaklanan bir etki büyük ihtimalle diye yorumluyorum bugün onu geriye dönüp baktığımda. Çünkü yüzme sporu biliyorsun tamamen kalp akciğer sistemi üzerine dayalı bir spor ve dayanıklılık sporu. Yüksek irtifa dağcılığı da bir dayanıklılık sporu ve kalp akciğer sisteminin çok güçlü olması gereken bir spor. Yani ilkokuldaki 4 yaz yüzdüğüm süreç benim aslında 20 yaşından sonraki profesyonel kariyerimdeki müthiş bir altyapı da sunmuş bana bir taraftan da. Yani o dayanıklılık sporu beni daha sonrasındaki daha zorlu bir dayanıklılık sporuna hazırlamış bir taraftan diye de yorum yapıyorum. Şimdi ya bir yönden biraz şanslısın Nasuh, çünkü çok erken keşfetmişsin ne yaptığını, ne yapabileceğini, yeteneklerini. O yeteneklerini çocukluğundan itibaren test edebileceğin bir, en azından fiziksel ortamda yetişmişsin. İşte evine de geldik o gün, evin hala oralarda, senin etraf biraz fazla bina olmuş tabii ama senin evin hala bir cennet bahçesi gibi. Yani o doğayı yaşamışsın ve bir yandan da işte felsefe merakın, işte Bilkent'te tanıştığın insanlar. Yani senaryoda bir sürü şey yerli yerine çok oturuyor ama herkes bu kadar şanslı değil. Ben dün şöyle bir şanssızlığım oldu. Kağıthaneden geçmek zorunda kaldım arabayla Levent'e çıkmak için. O aralarda binalardan geçerken bugünkü röportaj vardı. Ya buralarda bir yerde de belki Nasuh var. O nasıl ortaya çıkacak diye düşünüyordum. O yüzden bu zor dünyada insanların kendini anlaması, yeteneklerini keşfetmesi, onun üzerine gitmesi, onun içine tavsiyede bulunursun. Çünkü çoğu insan çok zorlanıyorlar bu konuda. Senin kadar net gitmiyorlar. Ne tavsiye edersin kendini keşif süreci ve üzerine gitmek konusunda? Valla bir kere yani bu bir lüks değil, bu bir zorunluluk.
Çünkü herkes yalnızca bir kez dünyaya geliyor. Bir kez. Bu sadece bir kez yaşayacağım bir yaşam deneyimi. Bunun tekrarı yok. Ötesi yok. Sadece bu. Ve şu anda bugüne dek ne yaptıysan ya da yapmadıysan hepsi geride kaldı. Onu da bir kenara park et. Çünkü onun üzerine yapabileceğin hiçbir şey yok. Ama ne yapabileceğin var? Bugün ve yarın ve sonrası var. Çünkü hayat ileriye doğru. Yapman gereken şu anda bile bu farkındalığa ulaştıysan, yani hayatın yalnızca bir kere bir yolculuk olduğunu ve bir daha asla içinde bulunduğun yaşta ve geçmişinde olamayacağını, sadece yarın ve yarından sonrası önünde olduğunu içselleştirirsen ve bunun da ikamesi, telafisi, tekrarı olmayacak bir şey olduğunu, önünde sadece işte limitli sayıda yaz var bundan sonra. Bak ben 53 yaşındayım. Yani benim bile önümde artık limitli sayıda yaz var. Yani ben bile böyle 10-15 yaşındaki gibi o koca ömür bitmez kardeşim bu 100 yıl yaşa diyecek durumda değilim yani. Kaç kış göreceğim, kaç yaz göreceğim, kaç dolunay göreceğim belli artık. Buna böyle yaklaşmak lazım. Yani ve hayatın gerçekten hani o şey vardı. Neydi o meşhur öğretmen şey diyen, hayatın özünü içmek diyen, Eyvah karpe diyen, yok karpe diyen. Ha evet. Carpe Yani diem, evet. o harika filmdeki ne diyordu? Ölü Yani Ozanlar Derneği'nde Ölü hatırlamayanlar Ozanlar varsa. Derneği. Evet. Yani öğrencilere vermeye çalıştığı şey, bakın diyor, fotoğrafları gösteriyor. Nasıl genç, zıpkın gibi sporcu çocuklar. Ama bugün hiçbiri yaşamıyor. Ama o fotoğrafa baktığında böyle yani genç, güçlü erkekler görüyorsun. Hep taşı sıksa suyunu çıkacak, sıkacak. Ama bugün hiçbiri yaşamıyor. Herkes kendi devrinde yaşıyor. Herkes kendi zamanında ne yapıyorsa yapıyor. Bu benim zamanım. Ben de bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdim. Çocukluğumdan itibaren vardı böyle bir farkındalığım. Muhtemelen aile tarzımız, yetişme tarzımız, aldığımız eğitim. Bizim aile hep çok yüksek eğitimli olmuş. Yani babam Robert Kolej mezunu. İşte onun babası Macaristan'da ilk inşaat mühendisi, Türkiye'nin ilk inşaat mühendislerinden biri. Macaristan çok iyi inşaat mühendisi. Onun babası Galatasaray Lisesi'nde, Mülkiye'yi bitirmiş, Sorbonne Üniversitesi'ni bitirmiş, 6 dil öğrenmiş. Yani onun babası 1850'lerde evde bir tane patent var. Patent almış Fransa'dan Hadi. 1800'lerde yani. Onun babası Kaptan Derya, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz kuvvetleri komutanı, şehit. Bu pek Yani. hiç bilinmeyenlerden biri bu. Bir Kaptan Derya var ailede. Osmanlı ile ilişkiler çok yakın. Onu da böyle Evet. bir hani biraz vurgulamak istedim. Hakikaten çok hoşuma giden bir detaydı geçmişine ilgili. Ve tabii o ailenin de getirdiği çok şey var ama şunu anlıyorum. Hani herkesin ailesi böyle olmayabilir. Bu koşullar olmayabilir ama ölümlü olduğumuzu bir daha olmayacağını hayatın önümüzde kalan kaç gün kaç şey varsa benim de önünde bir tablo vardır hep aşağı yukarı 90 yaş, yıl yaşayan bir insanın hayatında kaç hafta varı karelerle ifade eden Yapma o ya. ya yani çok Bravo. sinir bozucu bir şeydir oradan bir kare karalıyorsun eyvah diyorsun yani Çok hani iyi yani. tabii çok sinir bozucu yani ve görselleştirmek bu konularda çok yararlı bunu Bravo. yaptığın noktada ben ne istiyorum hayatta neye değer veriyorum neye doğal yeteneğim var konusu daha kendini dinlemeye başlıyorsun ve muhtemelen hani biraz çocukluğuna dönüp de çocukluğumda ben neyi seviyordum diye sorsan bu soruların çok çoğu cevabı çıkıyor. Ağaca tırmanmayı seviyormuşsun yani o yaştan. Kitap okumayı seviyormuşsun. İşte ben Evet, hep bir evet. şeyler anlatmayı sevdim ömrüm boyunca. Okumayı anlatmayı sevdim. O aslında orada duruyor bir yerde. Gidip ona bir tekrar sarılsak belki o kağıthanenin o kötü yokuşlarından bile bir çıkış bulabiliriz kendimize. Ben öyle anlıyorum seni söylediğinden. Bak orada şu çok önemli bir şey. Şimdi kabiliyetli milletler, kabiliyetsiz milletler diye bir ayrım yoktur. Gençlerine, çocuklarına nitelikli eğitim veren ve kendi içlerindeki cevheri ortaya çıkartmalarını sağlayacak eğitimi, sistemi sunan toplumlar var. Bir de bunu sunmayanlar var. Şimdi Türkiye'de eğer biz bu Türkiye'nin yaş ortalaması 32,5. Düşünebiliyor musun? Genç Ben abi. 53 yaşındayım. Yani benden 20 yaş küçük Türkiye'nin ortalama yaşı. Benden 20 yaş küçük. Yani bu çok inanılmaz bir potansiyel bu. Ama eğer bu insanlara, bu gençlere nitelikli eğitim verirsen ve o aldıkları eğitimin karşılığında da istihdam olanakları sağlarsan bir potansiyel. Eğer sağlamazsan risk bu Evet. sefer. Evet. Şimdi gelişmiş O da ülkeler iyisi. çocukları birbirleriyle yarıştırmıyor. Çocukları kendi en iyi haline ulaşacak şekilde bir eğitim modeli üzerinden gidiyor. Çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani müzik kulağı olan bir çocuğa resimde ilerlemesi için zorlamıyor. Müzik kulağı olan çocuğa müzik alanında geliştirsin kendisini diye fırsatlar ve seçenekler sunuyor önüne. Bir çocuk eğer hızlı koşuyorsa, o çocuğu hızlı koşma kabiliyetinin işe yarayacağı bir spor alanına yönlendiriyor. Sporlara yönlendiriyor. Çocuk hangisini seçerse. Futbol da seçebilir, atletizmi de seçebilir. Önemli olan çocuğun içindeki yatkınlık ve tutku ve yetenek. Öbür tarafta işte çocuk ne bileyim belki yüzme sporunda başarılı olacak bir anatomiye sahip.
Ama çocuğun orta kulak sorunu var. Yani saçın ıslak kalmaması lazım. O zaman ikinci seçeneğe geçiyorsun. Yüzmede çocuğu fiziksel sıkıntısından dolayı o alana zorlamıyorsun. Çocuğu hem bu orta kulak ya da işte saçın ıslak kalmayacağı bir spora yönlendiriyorsun. Hem de bu yüzmeye iyi gelecek anatomik yapısı başka hangi spora faydalı olabilirse onu da onunla beraber seçerek bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yani önemli olan çocuğun aslında hayata ilk başlangıcında, çünkü başından sonra hepsi habire sınava gidiyorsun. Habire teste gidiyorsun. Habire kıyaslanıyorsun. Hiçse yeterli olduğun alanda gir ki daha kolay başarılı ol. Zorluğu sana zorluk gibi gelmesin. Sevdiğin bir alan olsun ki zorluktan da öğren, beslen. Yorgunluk da ne ki dinleniyorsun, geçiyor zaten. Ama yeter ki sevdiğin bir şey olsun. İnsan sevdiği şeyle uğraşırken zorluğu zorluk gibi gelmiyor. Bak ben bu kadar şey yaptım. Hayatımda bir kere ya, bir kere bile bak bir kere ne yapıyorum ben burada, niçin buradayım demedim. Bir kere bile demedim. Ki 20 küsur arkadaşım Ben öldü benim. desem belki o dağda bir hata yapacaksın yani. Hani bir de yani şey ayrı, hani bütün hayat felsefesi olarak benimsemek ayrı. Bir de seçtiğin kariyer hata da kaldırmıyor. Orada daha da net olman lazım. Yani orada bir gün kendine sorsan ben niye buradayım ya desen. Belki işte bir antrenman eksik yapacaksın. Ne bileyim, daha bir kazığı eksik çakacaksın. Yani bu seçtiğin dalın oyunda çok hoş. Sorgulamaya yer yok. Yani ya yapacaksın yapmayacaksın. Ya oraya vardıktan sonra, değil mi? O da hoş. Evet. Ya bana çok iyi geldi. Yani geriye dönüp Çok bakıyorum. güzel. Ben iyi ki yüksek ihtimal daha önce bir yaşam yolu olarak seçmişim. İyi ki motosikleti hayatıma dahil etmişim. Bunlar her İkisinden yer. de aldığım tatmini anlatamam. Yani. Anlatamam. Evet. Yani motorun üzerinde giderken gerçekten ruhum fışkırıyor. Yani ruhum belimden çıkıyor. Böyle Müthiş. önümde Müthiş. bomboş ufuk. Arkamda işte arkadaşlarım böyle işte arkadaşlarım böyle basıyoruz gidiyoruz bir yerlere. Yeni bir coğrafya, yeni bir kültür, yeni insanlar tanıyorsun. Yeni bir tapınağa gidiyorsun. Yeni bir bakış açısı görüyorsun falan. Yeni bir doğa parçası görüyorsun. Çok heyecan verici yani. Öğreniyorsun bir kere. Sürekli öğreniyorsun da bir yandan. Şimdi nasıl çok öğreniyorsun, çok güzel şeyler yaşıyorsun. Hani ama bir yandan da çok paylaşıyorsun. Şimdi son bölümde onunla ilgili sormak istiyorum. Çünkü hep inandığım şey, işte iyi kötü bir şeyler başarmış herkesin başkalarıyla öğrendiklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini paylaşması, onlara yol göstermesi çok değerli. Kimi bunu kitap yazarak yapar, kimi işte böyle bir podcast'e katılarak yapar, kimi işte arkadaşlarının gelişime yardımcı olarak yapar. Ve sen bu konuda çok rol alıyorsun. Yani bir eğitme, öğretme, paylaşma eğitimcisin. Kitapların var. Çok da güzel kitapların bu arada. Hepsini birbirinden çok beğendim. Bir yandan büyük kurumlara eğitimler veriyorsun, konuşmalar veriyorsun ve bir yandan da Akut var. Yani bir de Akut'u kuruyorsun. Türkiye'de sivil toplumun ne yapabileceği konusunu burada dinleyicilerimizin çoğu çok gençler. O günleri yaşamadılar. Ben oradaydım. Depremde benim İzmit bölgesinde iki tane mağazam vardı. Akut geliyor falan diye böyle bir haber yayılırdı. Hani biz de o sırada elemanlarımızı arıyorduk ne oldular diye. Yani efsane bir iş yaptınız orada. Şimdi genişledi bu işler, daha farklı alternatifler de var ama ilk öncüsünüz. Bu paylaşma, başkalarının da yukarı çıkarma, bunun mutluluğundaki payı ne, nasıl? Çünkü bunlar olmadan da mutlu olabileceğin çok şey var hayatta şu anda. Bir de üzerine bunu yapıyorsun ve çok emek veriyorsun bu tarafa. Anladığım kadarıyla maddi tarafta da çok ihtiyacın olmamasına rağmen bunu yapıyorsun. Vermeyi çok seviyorsun. Bunun katkısını nasıl görüyorsun? Bir bütünlük içinde hayatın bütünlüğü, mutluluğun tamamı, kendi gerçekleşimin tamamı için bunu nerede görürsün ve neden bunu yapıyorsun? Ya bak bu çok güzel bir yer gerçekten. Sonuçta ya hepimiz bir toplumun, bir ailenin, bir ülkenin, bir coğrafyanın çocuğuyuz. Her ne kadar gezegenin çocuğuyuz elbette ama sonuçta o gezegen içerisindeki belirli bir noktanın evladıyız. O doğanın, o coğrafyanın, o kültürün, orada o milletin evladıyız. Ama bu aslında senin bütüne karşı sorumlu olman gerektiği gerçeği değiştirmiyor. Tabii ki en büyük sorumluluğun kendine karşı. İnsanın en büyük sorumluluğu kendine karşı. Herkes kendi hayatını yaşıyor diyor. Paralel sorumluluğu tabii ki ailesine karşı. Bir aile kurduğun andan itibaren, evlat çocukların olduğu andan itibaren. Paralel sorumluluğun toplumuna karşı, içinde bulunduğun gruba karşı. Bir okulda öğrenciysen sınıfına, okuluna, öğretmenlerine karşı. Ne bileyim bir hastanede çalışıyorsan işte hastanenin bütününe, bütün personeline, yöneticilerine, hastalarına karşı. Ne bileyim işte radyo programı yapıyorsan seni izleyen bütün o radyo dinleyicilerine karşı sorumluluğun var. Yani her içinde bulunduğun, yapıyor olduğun varlığını sürdürdüğün yere karşı senin de sorumlulukların var. Bunun en büyüğü tabii ki gezegene karşı sorumluluk hissetmek kendini. Yani biz gezegenin çocuğuyuz ama gezegen bize ait değil. Biz gezegene aitiz. Biz Türk milletinin bir evladıyız ama Türk milleti, Türkiye, İstanbul bize ait değil ki. Biz İstanbul'a aitiz. Biz Türkiye'ye aitiz. 80-100 yıllık bir yaşamın var. Bölsen, çarpsan, toplasan. Yani milyonlarca yıllık bir evrimsel süreç içerisinde 80-100 yılın ne anlamı olabilir ki? Ama insan tabii
egosunu kontrol altına alamadığı ve böyle sağlıksız bir altyapıdan geldiği takdirde, bir de kötü eğitimle ve kötücül bir yönlendirmeyle geldiği takdirde kendisini dünyanın merkezi zannediyor. Yani 70-80 yıllık ömründe işte, yani düşün, Cengiz Han bütün dünyayı fethetmeye kalkmış. Ve girdiği her yerde de önüne geleni öldürmüş ve bütün kadınları da hamile bıraktırmış. Öyle bir kafa yani, o dönemdeki kafa. Şimdi bizimkiler de onun yavru şeytanları. Yani İstanbul'un başına geçince bütün İstanbul babasının malı gibi zannediyor. Ya da ülkenin yönetimine geçince bütün ülke sanki ona babasından miras kalmış gibi zannediyor. Öyle saçma şey mi olur? Neticede hepimiz gelip geçici buradaki varlıklarız. Yani kendi bireysel varlığımızı nasıl bütünün her şeyinden daha değerli, daha önemli, daha üst bir konuma taşıyabiliriz ki? Bu egosal manyaklık, bu başka bir şey değil yani. Tam çok net bir sosyopati bu yani. Psikopat olmak lazım hayata böyle bakabilmek için. Halbuki hayatta gerçek başarı dünyanın senin için yaptığından daha fazlasını dünya için yapabilmektir. Dünyaya katkıda bulunmaktır. Bak, Atatürk'ün müthiş bir lafı var, diyor ki hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabilir, diyor. Bak, kavrama bak. Hayatta tam zevk ve mutluluk. Hiç böyle bir laf yok yani. Müthiş. Ve Atatürk her şeyi başarmış bir adam. Ama hayatta tam zevk ve mutluluğu ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabileceğini söylüyor. Müthiş. Ve gelecek kuşak ne demek? Senin evlatların, soyun demek. Peki gelecek nasıl şekillenir? Gelecek şimdi de şekillenir. Şimdiyi güzelleştirirsen gelecek de otomatik olarak güzelleşir. Çünkü senin bugünü, şimdiyi böyle yaşamanın sebebi dünü öyle yaşamış olman. Dünkü tohumları bugün biçiyorsun, ektiğini. Bugün ektiğini de yarın biçeceksin. Yani hayat geçmiş, şimdi ve gelecek, dün, bugün ve yarın arasında doğrusal bir akışla gidiyor. Hiç kesinti yok burada. Bugün böyle yaşanmasının sebebi dünün öyle yaşanmış olması. Peki geleceği güzelleştirmekse esas derdimiz, o zaman şimdi odaklanacaksın. Anda yaşayacaksın. Anın içerisinde var olacaksın ve anın içerisinde her şeyi yerinde ve zamanında ve kararında müdahaleye de düzelteceksin her gördüğün şeyi. O zaman otomatik olarak gelecekte güzelleşecek. Ve bu bir Yani yandan sana bu. müthiş bir kişisel tatmin de sağlıyor. Atamızın Evet, söylediği evet. gibi diyorsun. Gerçek mutlu orada bulmuş. Atatürk tabii çok acayip ya. Yani hakikaten Çok. o çocukluğumuzda öğrendiğimiz Atatürk ayrıydı. İşte Zübeyde Hanım'ın oğlu vesaire. Hani onun bir hikaye bölümü var. Şimdi aslında neleri okuduğunu, neleri o zamandan düşündüğünü, yani neden mesela mayoyla poz verdiğini bir devlet başkanı için o zaman düşünmez bir konu. Neden çocuklar gibi sallanırken poz verdiğini düşünüyorum. Ne kadar çok topluma doğruyu, mesajı aktarmaya çalışmış. Hakikaten çok acayipmiş ya. Biliyorum ben evine de geldim şu anda izleyicilerimize söylemem gerekirse Müzen'den yayın yapıyorsun. Evinin bahçesindeki müzesi burası Bu nasıl? çalışma oda. Ve Müze aşağıdaydı. pardon öyle mi? Yanlış yerde miyim? Ben Çalışma oda. pardon şey görünce ya, ama müze muazzam bir yer ve müzenin girişi Atatürk'e atfedilmiş. Onun sözleriyle dolu bir yer. Hakikaten ciddi bir Atatürk hayranısın sen de benim gibi. Çok acayip bir şey. Çok insan daha geç yaşlarda daha çok anlıyor ne kadar zor bir işe giriştiğini, hangi Everest'lere tırmandığını senin deyiminle. İmkansızı, imkansızı başarmış yani. Ve İmkansız. imkansızları başarmış. Her seferinde de başarmış. Ve her seferinde de başaracağına milletini ve etrafındakileri ikna etmiş. Esas Her o şeye çok. rağmen de 29 Ekim'de Anıtkabir'de olan bitenleri izledim ve her şeye rağmen hala başarıyor. Yani millet hala bu kadar yıpranmaya rağmen muhteşem. Bak, Peki, pardon. 10 Kasım'a geleceğiz işte yarın. Evet, 10 Kasım'ı yaşayacağız. Her sabah 10 Kasım sabahı 9:05 geçe bütün ülkede hayat duruyor ya. Böyle bir şey dünyada yok. bu kadar yıpratmaya rağmen Evet. hala hiçbir şey olmuyor yani, inanılmaz Onlar derdi. arabalarını park ediyorlar otoyolda. Yanına çıkıyorlar. Hazır olda 1 dakika o sirenlerle birlikte o çok erken kaybettikleri o muhteşem lideri anıyorlar. Bu Bizim dünyada böyle bir şey yok yani. evimizin karşısında bir inşaat var bir süredir devam eden maalesef. Geçen sene beni çok etkileyen şey oldu. Yani biz bir villadayız ve işte karşımıza villa olması gereken yere bir apartman kuruyorlar şimdi. Fakat orada işte işçiler var ve işçiler işte Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7-24 çalışan insanlar. Geçen sene pek gözükmüyor onlar yani binanın içlerine doğrular. Sadece bizim evden görebiliriz onları. O orada ne yapıyorsa bıraktılar 10 Kasım'da camdan alırı izledim. Ve onlar da hiç görülmemeden rağmen yani hani görülme endişesiyle doğru gözükme endişesi değil. Gerçekten içlerinden geldiği için. Saygı duydular ki hani Atatürk'ün yarattığı cumhuriyetin belki nimetlerinden en az istifade eden insanlar, en çok sıkıntısını çeken insanlar belki çok çok heyecanlanmıştı, beni de çok mutlu etmişti gerçekten. İşte o 1 dakikada herkes o büyük kurtarıcısıyla ve büyük kurucusuyla baş başa kalıyor.
Evet. Ve herkes biliyor ki o olmasaydı biz yoktuk. O olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Türk milleti yoktu. Bunu bilenler bu işte o 9-5 gece 10 Kasım'da orada o bir dakikasını atasına ayırıyor. Bu yönden anlamlı oldu. Kaydımızı 9 Kasım'da yapıyoruz şu anda. Yarın kalpler bir olacak. Peki nasıl yavaş yavaş sona geldik. Sana ne sorsaydım ben de sormadım. Hani bir de öyle bir sen benim yerim olsa sana ne sorardın? Bir öyle bir son soruyu senden alalım. Cevabını da senden alalım. Ben eminim çok sayıda insan izleyecek. Onlara en son ne söylemek istersin? Valla belki şunu konuşabiliriz dik bir de hani şöyle bir şey olabilirdi. Tamam hadi peki bunların hepsi çok güzel, harika da. Ne acaba insan mutlaka ne olursa olsun yapmalı, yaşamalı dersin diye bir soru sorsaydım şunu söylerdim orada. Mutlaka çocuk yapın derdim. Mutlaka çocuk deneyimini yaşayın. Çünkü insan sonuçta sonlu bir varlık ama 4 milyar yıldır da varlığını sürdüren bir canlılık var gezegende. Senin sonun var ama senin soyunun sonunun olmasına gerek yok. Ve o çocuk deneyimi hem senin aslında ölümsüzlüğün de yani bir insan olarak ölümsüzlüğe yaklaşabileceğin tek şey çocuk yaparak soyunun devam etmesi. Bir de tabii iz bırakmak hayata. Ama çocuk kendi içerisinde başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir mutluluk paketi. Evet büyük bir sorumluluk. Evet, çok çeşitli zorlukları olan bir şey ama ödülü kendisi. Ve ben her sağlıklı erkeğin, her sağlıklı kadının çocuk deneyimi yaşamasını öneririm. Bana çok iyi geldi. Çok katılıyorum sana. Biz ikimiz de bu arada geç baba olanlardanız. Benim ilki ben 40 yaşındayken oldu. İkincisi daha yeni işte. 2 yaşında şu anda ben 52'yim. Seninkiler de değil mi? 40'tan sonra değil mi Nazım? Barlas 45, Bilge 47 yaşında oldu. Evet, yani belki de bu da hoş. Hayatımızı hani çocuksuz bölümünde de güzel yaşadık. O da iyi diyelim. Çünkü muhtemelen çok erken bir çocuk olsaydın o Himalayalara seni yollamazdı o çocuk ben sana söyleyeyim. Benim oğlan aşağıdan yukarı zor geliyorum şu anda. 2 yaşında kıyameti koparıyor baba yanıma geldi. O Yani yüzden hani çocuk yapmanın bir gelişi de yok. İnşallah Allah sağlık yok, versin. Tabii tabii, finansal olarak tabii. çocuk zor bir iş Türkiye'de. Hani onları da göz ardı etme ama bence de insana bu kadar doğal mutluluk aşılayan hiçbir şey yok. Sabahleyin Hakikaten. kızımı okula bıraktı, büyük kızımı. Oğlan da tutturuyor, ben de geleceğim okula diye. İşte 2 yaşındaki bir çocuğun okul hevesini görüyorsun orada. Yolda bir vinç görüyor, onun karşısındaki heyecanını, hayranlığını görüyorsun. Yani şey, o senin kanıksadığın şeyleri onların o algılama şekli, o heyecan. Kızım işte 13 yaşına geldi, genç kıza dönüşüyor. Onun heyecanları bence müthiş, Yani müthiş en bir güzel zevk. şey valla. Evet, Allah herkese kısmet etsin inşallah. Nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ben program oldu. teşekkür ederim. Umarım sen de zevk almışsın. İleride belki tekrar bir şey daha yaparız ya. Vallahi Ne zaman istersen. ben doyamadım açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Nasuh. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Nasuh Mahruki ile röportajımızın da sonuna geldik. Nasuh Mahruki öyle bir saatlik röportaja sığacak bir insan değil. Belki onu bir kez daha konuk ederim. Belki birkaç kez konuk ederim. Ayrıca Nasuh Mahruki hakkında sevgili eşim Pınar Özken müthiş bir röportajı yazılı olarak da yayınladı. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Linkini aşağıya bırakıyorum. Pınar onun hayatına bambaşka bir yönden baktı. Bir yandan da Nasuh'un kitaplarını alıntılarla çok hoş bir kombinasyon öğretti. Onu da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Gelecek hafta Türkiye'deki araştırma sektöründe devrimsel yenilikler yapmış bir konuğum var. Antropolojik araştırma, etnografik araştırma gibi konuları Türkiye'nin gündemine sokmuş. Türk insanını çok yakından tanıyan ve artık sadece araştırmacı olarak değil bir yazar olarak da tanınmak isteyen bir roman hazırlığında olan müthiş bir konuğum var. Bomba gibi bir sohbet olacak. Gelecek haftada bekliyoruz efendim.